MT940 formatındaki banka ekstra aktarımları nasıl sağlanır? Bankalardan aldığımız MT940 formatındaki yani uluslararası standart banka ekstresi formatındaki hesap hareketlerini sistem içerisine aktarabilmek için banka modülü içerisinde bulunan banka fişi veri aktarım ekranını kullanırız. Aktarım ekranında firmamız pasif olarak gelmektedir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise aktarımı sağlayacağımız firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Firmamız şube bazlı faaliyet gösteriyor ise yapacağımız ekstra aktarımının işlem görmesini istediğimiz şube bilgisini seçeriz. Seçenekler alanında MT940 formatı seçili olarak gelmektedir. Aktarım sağlayacağımız dosyayı ekstra dosyası alanından dosya seç ile seçmemiz gerekmektedir. Seçmiş olduğumuz MT940 formatlı dosyada bulunan hareketler ekstra detay sekmesinde listelenecektir. Ekstra listesinde bulunan satırlar için aktarım kuralları sekmesinde tanımlamalar yapmamız gerekmektedir. İlk olarak ilk satırda bulunan ilgili işlem için bir tanımlama gerçekleştirecek olursak, işlem türü kolonunda bulunan ilgili işlem türü bilgisine göre bir aktarım kuralı tanımlaması gerçekleştirelim. İşlem türü bilgisini kopyalayarak aktarım kuralları sekmesini görüntülediğimizde açıklama bilgisi olarak işlem türü, içinde geçen değer ve kopyalamış olduğumuz değeri değer alanına yapıştırdığımızda ilgili satırlarda fiş türü olarak virman fişi oluşturulmasını belirleyebiliriz. Hesap kodu alanından F1 ile banka listesi ekranını görüntüleriz. Banka hesap listesi ekranında işlemin gerçekleştiği bankayı işaretleyerek seçeriz. Fiş açıklaması olarak elle bir değer girebilir, hesap açıklamasından ilgili değerin gelmesini sağlayabilir, yazı formülü oluşturabiliriz. Sütun değeri alanından tarih, banka hesabı, işlem türü, açıklama, döviz bilgisi, borç alacak bakiyelerinin gelmesini de sağlayabiliriz. Örnek olarak elle girilecek seçmemiz durumunda fiş açıklaması kolonunda bulunan alandan fiş açıklaması eklememiz gerekmektedir. Ardından karşı hesap kolonuna geldiğimizde virman işlemini gerçekleştirdiğimiz karşı banka hesabını seçmemiz gerekmektedir. F1 ile liste ekranını görüntüleyerek banka hesapları listesinden karşı bankayı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Tanımlamış olduğumuz aktarım kuralının doğruluğunu ekstra detayı sekmesinde hareket listesinden sağlayabiliriz. Doğru olarak eşlenen satırlar yeşil ile görüntülenmektedir. Yeni bir aktarım kuralı tanımlamak için ekstra detayında yeni bir belirleme sağlamamız gerekmektedir. Örnek olarak açıklama bilgisinde ilgili firma açıklaması bulunan satırlarda bir tanımlama gerçekleştirecek olursak ilgili bilgiyi kopyalayarak aktarım kuralları sekmesine geldiğimizde açıklama kolonunda İçinde geçen dememiz durumunda kopyalamış olduğumuz değeri yapıştırarak satırda bir eşleme sağlayabiliriz. Yapmış olduğumuz işleme banka fişi oluşturulmasını sağlayabiliriz. Hesap kodu alanından F1 ile banka hesapları listesini görüntüleyerek işlemin gerçekleştirdiğimiz bankayı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Fiş açıklaması olarak hesap açıklamasını getirebiliriz. Kontrolünü sağlayacak olursak ekstra detayına geldiğimizde içerisinde belirtmiş olduğumuz değer bulunan satırda yeşil olarak işaretleme yapıldığını görüntüleyebiliriz. Yeni bir tanımlama gerçekleştirecek olursak işlem türü olarak ilgili değer bulunan satırlarda bir tanımlama gerçekleştirelim. Aktarım kuralları sekmesine geri geldiğimizde tanımlama olarak işlem türü içinde geçen kopyalamış olduğumuz işlem türü bilgisini yapıştırmamız durumunda oluşturulacak kaydın banka fişi olmasını ve hesap kodu olarak Ctrl Y tuşları ile daha öncesinde eklemiş olduğumuz banka bilgisinin gelmesini sağlayabiliriz. Fiş açıklaması olarak tekrardan hesap açıklamasının gelmesini sağlayabiliriz. Kontrolünü sağlamak için ekstra detayı sekmesini görüntülediğimizde seçmiş olduğumuz işlem türündeki satırların yeşil olarak geldiğini görüntüleyebiliriz. Tekrardan bir tanımlama gerçekleştirecek olursak, işlem türü olarak
farklı bir bilgiyi kopyaladığımızda aktarım kurallarına gelerek işlem türü kolonunda içinde geçen kopyalamış olduğumuz işlem türü bilgisini yapıştırarak banka fişi oluşturulmasını sağlayabiliriz. Hesap kodu bilgisini tekrardan Ctrl Y tuşları ile aynı bilginin gelmesini sağlayabiliriz. Yine aynı şekilde hesap açıklaması kaynağı olarak Ctrl Y tuşları ile hesap açıklama bilgisinin gelmesini sağlayabiliriz. Yapmış olduğumuz tanımlamanın geçerliliğini kontrol edecek olursak, ekstra detay sekmesine geldiğimizde seçmiş olduğumuz işlem türündeki satırların yeşil olarak geldiğini görüntüleyebiliriz. Liste ekranında son tanımlamayı, açıklama alanında ilgili bilgisi bulunan satırda bir eşleme gerçekleştirecek olursak, satırda bulunan açıklamayı kopyalayarak aktarım kuralları sekmesine geldiğimizde, satırlarda çoğaltma işlemi sağlayarak açıklama kolonunda içinde geçen kopyalamış olduğumuz bilgiyi yapıştırmamız durumunda banka fişi oluşturmasını ilgili alandan tanımlayabiliriz. Ctrl Y tuşları ile hesap kodu bilgisini ve fiş açıklaması kaynak bilgisini bir üst satırdaki gibi getirebiliriz. Ekstra detay sekmesini görüntülediğimizde liste ekranında bulunan tüm işlemlerde doğru olarak eşleme sağlandığını görüntüleyebiliriz. Aktarım kuralları sekmesine geri döndüğümüzde aktarım şablonumuzu yukarıdaki seçeneklerden kaydedebiliriz. Aktarım sağlarken ilgili şablonun kullanılmasını sağlayabiliriz. Tanımlamış olduğumuz şablonları ilgili listeden seçebileceğimiz gibi seçmiş olduğumuz bir şablon içerisindeyken yeni bir kayıt tanımlaması gerçekleştirebilir veya görüntülemiş olduğumuz kaydı silebiliriz. Ekstra detay listesinde bulunan işlemlere istinaden oluşturduğumuz aktarım kurallarını tamamlayınca aşağıdaki panelden fiş kalemleri dememiz durumunda sistem tarafından banka fiş kalemleri oluşturulacaktır. Oluşturulan fiş kalemleri ekstra detay listesinde yer alan işlemlere istinaden oluşturulmaktadır. Aşağıdaki panelden banka fişi oluştur dememiz durumunda 14 adet banka işlemi tarih ve fiş türüne göre gruplanarak banka fişi olarak kaydedilmiştir şeklinde uyarı gelmektedir. Yukarıdan yeni bir sekme açarak banka modülü içerisinde bulunan banka fişleri ekranını görüntüleriz. İlgili liste ekranında işlemi gerçekleştirmiş olduğumuz tarihi filtreleyerek aktarımda sağlamış olduğumuz banka fiş türüne göre 2 adet fiş kaydı oluştuğunu liste ekranından görüntüleyebiliriz. Kayıtların detay ekranını görüntülediğimizde banka fişi içerisinde bulunan kalemler alanından borç alacak bakiyeleri işlemleri görüntüleyebiliriz. Açıklama bilgisi aktarımda seçmiş olduğumuz banka açıklama bilgisinden gelmektedir. Vazgeç ile çıkış sağladığımızda bir başka fiş türündeki kaydımızın detay ekranını görüntüleriz. Yapmış olduğumuz virman işleminin kaydını kalem alanlarından da görüntülememiz mümkündür. Vazgeç ile çıkış sağladığımızda tekrardan yeni bir sekme açarak banka modülü içerisinde bulunan banka fişleri ayrıntılı listesini görüntüleriz. Banka fiş listesi ayrıntılı ekranından inceleme sağlayabiliriz. Yapmış olduğumuz tüm işlemler ilgili tarihte, ilgili hesap adıyla ve kalem açıklamasıyla karşımıza gelmektedir.